Teşekkür ederim. Hocanın tatlamana Vallahi hoş geldin. Hoş geldin. Oğlum gidelim. Başkanı buradalar, temsilcileri, iş adamlarımız başta İsmail Alapalar kardeşimiz olmak üzere, muhtarlarımız buradalar. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Belediye başkanımızın bir başka programa yetişme zorunluluğu nedeniyle biraz acele etme boyunun estağfurullah. Şimdi Adnan Türkoğlu bizim sülale olarak, aile olarak medar iftarımızdır. Her zaman böyle olmuştur. Ben kendisinin akrabası olmaktan son derece gurur duyuyorum, onur duyuyorum. Ve Çorum'a tarih boyunca en fazla hizmet getiren siyasilerin başında gelmiştir. Bununla da iftihar ediyoruz. Ben de naçizane gazeteci olarak Çorum'a hizmet anlamında, yatırım getirme anlamında çok çaba harcayan bir insan olarak önce Adnan Türkoğlu'nu burada huzurlarınızda sonsuz takdir ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum bir Çorum'un evladı olarak. Çok teşekkür ediyorum. Kafa boğmadan hemen Burhan Bey'in biraz uzunca olacak galiba ama şeyi onu Adnan Bey konuşmasını yapsın ondan sonra Burhan Bey'e söz veririz. Çünkü Burhan Bey de benim mesai arkadaşımla oğludur. Çok kısa şöyle anlatayım. 70'li yıllarda ben Maden Sendikası'nın yayın organını çıkardım. O sırada Hidayet Grup rahmetli yürütme kurulunun mali sekreteriydi. Bir genel başkan vardı. Genel sekreter ve mali sekreter. Hidayet Grup'u da burada rahmetle, şükranla, saygıyla alıyorum bu vesileyle. Buyurun Adnan. Sevgili Mehmet kardeşime teşekkür ediyorum. Güzel övgü dolu sözlerinden dolayı. Burada sayın belediye başkanlarım var. Sayın başkanım ve sayın Mehmet Giday, eski belediye başkanım, sayın emniyet müdürü. Sayın İsmail Alapala, dün başkan, Hanefi muhtar, diğer muhtar arkadaşlarım var. Mehmet Bey var, Çorçik var, hep bir arkadaşım var. Sevgili yol arkadaşlarım. Sevgili başkanım da arkada. Hanımefendiyi de unutma mı? Evet, eşim de burada. Başta, Allah razı olsun. Her zaman sessizce destek olmuştur bana. Allah razı olsun. İsmail başkanım burada. Mehmet başkanım burada. Sevgili kardeşlerim, sevgili arkadaşlarım. Birçoğunuza bakıyorum. Benim yol arkadaşım. 1984 yılında ben Doğru Yol Partisi'ne kayıt oldum. Bugün 2002. Hep iyi olmuş. Siyasete pay var dedim. Sayın Burhan Buruk kardeşim de bu kitapla sonlandırdı. Her ne kadar Sayın Alapala aleyhinde yazsa da hiç önemli değil. Atış serbest dedi. Dua et o kadar da. Kasım Başkan'ım da burada. Birçok arkadaşımı ben bu arada kaybettim. Rahmetli oldular. Onlara rahmet gidiyor. Ve bir mücadele yaptık biz. Mesela Mehmet Bey de burada. Yani bu insanlarla bir mücadele yaptık. Gece gündüz. Ve inanın bu
çocuklar şimdi İslam Başkanı, sendika başkanı oldu ama çok beraber bayraklara, direklere bayrak astı. Yarım ekmek, soğan ekmek, domates ekmek, salatalık ekmek yiyerek siyaset yaptık. Allah razı olsun. Onların sayesinde ben milletvekili seçildim. Ve gücümün yettiği kadar da çalıştım. Ayrıca Sayın Belediye Başkanımız Halil İbrahim Bey'e teşekkür ediyorum bu konağı yaptırdığı için. Ellerine, kollarına sağlık. Bu arada İsmail Bey'in de çok emeği oldu bu işte. Emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Bize bu imkanı sağladılar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Değerli arkadaşlar, ben laf uzatmak istemiyorum. İsmini sayamadığım arkadaşlarım var. Hepsine saygılar, sevgiler sunuyorum. Oruç burada, gazeteci Mehmet arkada. Görüyorum insanları yani. Şinali gözden kayboldu ama. Evet. Şimdi Üngör, nerede kitap? Üngör kitabı yürütmüş. Üngör işkembeciyim. Evet. Gitmiştim işkembeciye. Sağ olsun. Değerli arkadaşlarım, ben laf uzatmak istemiyorum. Bu benim son noktam. Eksiğim, kusurum var ise affola. Ve birçok arkadaşımın da ismini unutmuş olabilirim. Sevgili Çerkez kızı Nurcan, vallahi kaynak ederek çok yardımcı oldu bana. Benim için şarkı bile besledi. Bugün olsa şey yaparım. Allah razı olsun. Siyasette çok zor dönemlerden geçti. Eskiden imkanlar yoktu. Mesela bu cep telefonları yoktu. Bu mikrofonlar yoktu. Yoktu yani. Arabamız yoktu, paramız yoktu. 84'ten bugüne kadar benim bütün parti giderlerimi cebimden karşıladım. Belki halkı kızmıştır bebeklerin parasını oraya verdi diye ama ne yapalım. Şimdi Gülgör demin kitabın arasına bir yazı koymuş. Beni evlatlık al %5 hissedet. Ben ama razıyım. İtiraf mı? Kitabın arasında kaydıracak. Değerli arkadaşlarım, ben Çorumluyum. Özmöz Çorumluyum. Ve bununla da gurur duyuyorum. İnanın gurur duyuyorum. Eksiğim var, yanlışım var, hatam var. Beni bağışlayın. Burada da yaşayacağım. Allah ömür verdiği sürece ben 46 yıllık mimarım. 76 yılında 26 yaşında yukarıdaki sanayi sitesini çizdiğimde 26 yaşında delikanlıydım. 85'te Buhara'yı çizdiğimde biraz olgunlaşmıştım. Organize sanayi bölgesini de sevgili eski milletvekili ağabeyle beraber çizdim. Duran Utku'yla. Ömür geçti. Birçok fabrika çizdim. Yanlış çizdim, doğru çizdim ama çizdim. Hayatımda 10 fabrikası nedir bilmezdim. Bana arabalar öğretti. Ve ben yani okuma yazma bilmeyen bir annenin, garip bir babanın, şoför olan babanın evladıyım. Ben tırnaklarımla, kalemimle para kazandım. Şimdi mimar arkadaşlarımla tek 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 yalatıyorlar, proje çıkıyor. Biz öyle değil diye emekle, gözle, elle çiziyor. Zor. Ama bu kadar projeyi başardık. Çok şükür. Hiçbiri de yıkılmadı duruyor. Yıkılmasınlar. Buhara hala 85'te çizdiği bir proje ama iyi bir proje. Sevgili arkadaşlarım, sevgili belediye başkanım. Ben yaşadığım müddetçe Çorum'dayım. Bana vereceğiniz her görevi seve seve yaparım. Seve seve yaparım. Yani ben hanımın yanında evde oturmak istemiyorum. Hanım mı istemiyor yanında oturmak yoksa? O da istemiyor bazen yanlışıyor. Yani... Yaprak sarmıyor, saramıyor. Proje için abi. Evet. Projede çizemiyorum, bilgisayar değil. Ecemde yapıyorum, bırakıyorum. Ne yapayım yani? Sevgili Emniyet Müdürüm de burada gerçekten çok hizmet etmiş bir arkadaşımız. Başarılar diliyorum. Muhtar kardeşlerim var burada. Hepsi de mücadelenin içerisinden geliyorlar. Onların çektiği
sıkıntı kolay değil. Esnafımız çok zor durumda. İnanın çok zor durumda. İzliyorum, bakıyorum, siftahsız dükkan kapatanlar var. Sevgili başkanım, benim sizden ricam, evet, parklarınız güzel, elinize kolunuza sağlık. İş yerine öncülük edin. İnsan çalışacak, iş yerine öncülük edin. Arkadaşlarımın çoğu hoş geziyor. Ben vekil olduğumda 1000'e yakın arkadaşım işe aldı. İnanın hiç ayırmadım. Çerkez, Kürt, Alevi, Sünni, köylü, şehirli, ekmek verdim ben. Kimi diyor ki ya sokakta kimseyi bırakmadın, herkesi işe soktun. Evet, soktuk. Onlar çoluk çocuk sahibi oldular, ev ocağı sahibi oldular. Pişman mısın? Değil. Sevgili başkanım, buradan da rica ediyorum. Abi olan var burada. Bu herif kayıp. Bekar sizde çalışıyor. İnşallah tekrar alırsınız. Çocuğu evlendiririz. İnşallah. Getir götür nerede? Ha o da orada var. Benim en büyük özelliğim insanları birebir tanımam sevgili başkanım. Birebir tanırım. Ve severim de. İnanın kimsenin aleyhinde bir şey konuşmam ama batır kötü yüzüne söylerim yani. Benim yapım bu. Bizi kırmayıp buraya kadar geldiğiniz için de çok teşekkür ediyorum sevgili belediye. Biz teşekkür ederiz. Müsaade ederseniz teşekkür edeyim. Sağ olun. Bakü'de telefon ettiğimde o camiyi ben 1993 yılında başlayarak yaptım. Evet, kıymetli Adnan Türkoğlu milletvekilimiz Mehmet abi, değerli Hazrul, ben de hepinizi kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Hakikaten tarihi bir anın içerisinde Çorum tarihine de ismini yazdırmış olan bir milletvekilimizin böylesine güzel bir imza töreninde birlikte olmaktan dolayı da son derece mutlu olduğumu ifade ediyorum. Ben bütün konuşmalarımda mutlaka hamd ederim. Çünkü bütün bu güzellikleri asıl var eden Allah'tı. Bizleri vesile kılmıştı. Bazı işlerde Adnan Türkoğlu milletvekilimizi vesile kılmıştır. Bazılarında bizleri vesile kılmıştır ve kılmaktadır. Bundan sonra da başkaları mutlaka bu bayrak yarışında bayrağı alacaklar. Ve inşallah şehrimize daha güzel i̇nşallah. Hizmetleri onlar da yapacaklar. Taş üstüne taş koyanlar Rabbimiz razı olsun. Bu şehir mukaddes bir şehir. Gerçekten böylesine güzel bir şehirde hizmetkar olduğum için... şehrül emin olduğum için kendimi şanslı addediyorum ve Rabbimin de beni sevdiğinin delili olarak ifade ediyorum. Sevdi, seçti, bize bu şehre hizmetkar kıldı. Bu anlamda da Rabbimize şükrediyorum, hamd ediyorum. Adnan abi güzel parklar yapıyoruz diye güzel bir kinaye yaptı ama biraz önce ben herkesin hayali olan Güfer Hamamı'ndan geliyorum mesela. Bu şehirde, şehrin kalbinde, merkezinde, 1000 yıllık bir kadim Anadolu şehrinde maalesef mezbelelik durumda olan tarihi o yapıtları aynen Veli Paşa'nın da olduğu gibi bir 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 hem de tereyağından kıl çeker gibi hiç kimseyi incitmeden en güzel şekilde ihya ediyoruz. Güfür Hamamı 1000 yıllık bir hamam. Evet. Selçuklu eseri, Selçuklu yadigarı ve bu 1000 yıllık hamam terk edilmişti, bırakılmıştı. Ben oraya bu şehrin ruhu diyorum. Bizim 14.500 metrekarelik o tarihi meydan projemiz bu şehrin ruhunun diriltilmesi projesidir. Bizim vizyonumuzdur ve bilerek, isteyerek bu şehrin ruhunu diriltme evet. çalışmamızdır. Heyecanla bekliyorum. Mehmet Yol Yapan'ın hayalini gerçekleştiriyor. Bütün hayalleri, alkışlayabilirsiniz okulaya. Mehmet abinin hayalini gerçekleştirmek bize onur verir, şeref verir. Heyecanla bekliyorum. İsmail abinin de hayalini gerçekleştirdiğimi ben biliyorum. Alt Bankası'nı yıkarak, şimdi Ziraat Bankası'nı yıkarak, yapılamaz denilen şeyleri yaparak hem de üzmeden, hem de kırmadan, hem tevazuyu elden bırakmadan, samimiyeti, ihlası elden bırakmadan, en ufak bir şaibeye meydan vermeden, bir kuruş milletin helal getirmeden, hiç kimse diyemez ki bu ekip bir kuruşa tenezzül etmiştir. Etmeyiz çünkü Rabbimize verdiğimiz ahdimiz, sözümüz, misakımız budur ve bu şehri hamdolsun diriltiyoruz. Çimento fabrikası, Adnan abiye ben teşekkür ediyorum. Aynı zamanda orada ailevi olarak da ailesinden çok çalışanların olduğunu, kendisinin de orada hizmetlerin olduğunu biliyorum, teşekkür ediyorum. Ama 1.384.000 metrekare bir alanı
tabusunu bu millete yapmak, hemşehrilerimize yapmak, hem de tereyağdan kıl çeker gibi yapmak, hem de hiçbir şahip olmadan yapmak, Rabbim bizim gibi köylü çocuğu dedi, annem okuma yazma bilmez dedi. Aynı hikayenin bizler de sahipleriyiz. Annem de babam da ilkokul mezunu değildir. Babam okur yazardı ama annem okur yazar da değildi. Hatta saat kulesinin dibinde Çolak Bilir Hasan'ın torunuyum diye kendimi ifade ediyorum. Hakikaten dedelerimiz, babamız burada hamallık da yapmıştır. Gururla bunu ifade ediyorum ve şeyi rica ediyorum. Bu anlamda huzurlarınıza ben tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Adnan abi gelebilenin sayılarını Rabbim artırsın. Çünkü bu yaşta hala biz o heyecanı görüyoruz. Söyleyin yapalım diyen bu heyecan hiç bitmesin, hiç tükenmesin. Rabbim gönlünü genişletsin. Bizlere duada ve fiili ve kavli desteklerini esirgemesin. Biz hayalleri devam ettirmeye, kurmaya, yaşatmaya, yeni hikayeler yazmaya, temiz hikayeler yazmaya, bu şehri ilmek ilmek dokumaya devam edeceğiz ve kale ile Ulu Cami'nin birleştiği tarihi kültür yolu bizim tarihe baktığımız vizyonumuzdur. Ve altyapısını tamamladık. Şimdi kalenin etrafının restorasyonuna başlıyoruz. Kentsel dönüşümü yapıyoruz. Ve hakikaten bunlar şehre vuracağımız mühürler, şehre attığımız imzalar. İş yeriyle ilgili de şunu ifade edeyim Adnan abi de. Biz mütevelli heyeti üyesiyiz. Yapmış olduğu organize sanayinde, emekleri katkısı olan organize sanayinde şu anda yer kalmamış olması... Yukarı sanayide, Çorum sanayi listesinde hemen hemen esnafımızın orada çok canlı bir şekilde çalışıyor olması, emekleri çok büyük ve şu andaki siyasilerimizin de emekleri çok büyük. Recep Tayyip Erdoğan'ın katkısı, ülkenin vizyonuna, yürüyüşüne olan desteği çok büyük ve şu anda yeni organize alanları açılıyor. Kamuya işçi yerleştirmek yerine özel sektörde ya yeni organizelerle, yeni sanayi listeleriyle bedesten yapıyoruz yine tarihi yapıya uygun bir şekilde. Tarihi orada da ayağa kaldırıyoruz. Koşmaya, yürümeye, Allah için taş üstüne taş koymaya, büyüklerimizden aldığımız enerjiyle, büyüklerimizden aldığımız duayla devam ediyoruz. Rabbim sağlıklı, hayırlı uzun ömürler versin kendisine. Ailesine sağlıklı, hayırlı uzun ömürler versin. Nokta koyduk ama biz bunu noktalı virgül diyelim. Hizmete devam. Çünkü siyaset illa bir partide aday olarak yapılan bir şey değildir. Siyaset illa belediye başkanı, milletvekili, il başkanı olarak yapılan bir şey değildir. Bu şehre iyilik yapan herkes siyaset yapıyordur. Rabbim de iyiliklerine, güzelliklerine Adnan abim devam ettirsin ve siyaset yapmaya da bu anlamda devam etsin diyorum. Hazırımı, sevgi, saygı, muhabbetlerimi sunuyorum. Evet. Allah hayırlı uğurlu eylesin. Allah razı olsun. Güzel. Bizim şeyler yazsaydım, biraz bete seydim. Bete gerek yok desen. Zaten tamam, %5'e ben de fitim abi. Ya yok o kadar bir şey be kardeşim. %5 şey mi? %5'te. Mehmet abiye de %1. Hayır %1. Ben de %1 diyorum. Ben %1'e fitim. Ya de bağışladım hepsini memleketime de. Zaten bağışladım ya. Sayın Başkanım Atlan Türk'ü öyle. Bakü'deki camiye ben 30 bin dolar veririm. Abi şurayı. Şurayı bak lan şey yapalım. Ya benim malımı kime veriyorsunuz siz? Ben o soy ağacına bir dalayım. Sana da genel merkezde misafirlerimiz var. Oraya geçmem gerekiyor. Tekrar tebrik ediyorum arkadaşlar. Allah yardımcınız olsun. Senin konuşmaların bitimine bırakmakta fayda var. Şimdi imzasını bitirince ben sözü Burhan Bey'e vereceğim. Çorum'u, Çorumluları ve efsaneyi anlatmak, Çorum'u ülkemize ve dünyaya tanıtmak için bir nebze de olsa katkı sağlamak amacıyla bu eseri kaleme aldım. Bu eser bir Çorumlu'nun Çorumlu'ya vefa duygusuyla hazırlandı. Çünkü bu kitabı hazırlamak için yola çıkarken ben bununla ilgili gerekli çalışmalar yapmıştım. Konuyu Adnan Bey'le paylaştığımda da kendisi bana benim neyim var, neyim yazıyorsunuz diye başladığı süreçlerinde bir yıl aşan bir süreç içerisindeki çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürerek bugün sizlerin huzurunda sizlerle buluşmaya kitabın baş kahramanıyla beraber kitabı hem Çorumlularla hem de tarihe bir not düşmek gayesiyle bugün sizlere beraberiz. Bir eskilerin bir sözü vardır. Meyveyi soymadan içindeki çürüğünü göremezsin.
Ne işin acaba da bilemezsin. Lakin Arslan Adnan Türkoğlu onca yıldır kabuğu soyulmuş, çürüğüne hala denk gelememiş bir şahsiyet. Bugün elimizde onun anlamı ve dönemi bilmeyen anlatan kitap var, yaklaşık 500 sayfayı bulan. 1950'lerden bugüne kadar bir süreci kapsayan. Herkes bir gün Korunaklı Mahallesi'nden uzaklaşacak, dışarıya çıkacak. Lakin bu sokaklarda kaç kişi, kaç siyasetçi onun gibi el arkasında dolaşabilecek? İstisnasız hemen herkes siyaset bilince bir gün terk edilmiş bir eve dönecek. Bu eve benzeyecek. Dışı harabe, iki hatırlarla dolu. Oysa hala dünkü gibi, dünden daha hissedilir, yılanmış şarap gibi. Türkoğlu geriye eserler ve iyi bir isim bıraktı. Kendisi siyaseti bırakıp döndüğünde, ki bu tabii ki aslında siyaseti yarım kalmış bir insandı. Yeni mücadelelere girdi ama tabii istediği şeyler zaman içerisinde gerçekleşmedi. İlk birinci kitabım Yanan Toprakları hazırlarken de, Efsane Siyasetçi'yi hazırlarken de her ne kadar kendisini tanıyor olmama rağmen aslında bilgilerin tamamına sahip değildim. Yaklaşık yarısı konusunda bilgi sahibiydim. Kendisiyle sürekli gündüz telefonla görüşerek bu bilgileri tanımış oldum. Peki. Şunu biliyoruz ki geçmişten bugüne kadar nice insanlar geldi geçti. Parlayan ya da adı sana belli olmayan bu şehirden, bu ilden. Zaman içinde azımsamayacak çoğunluk ise unutulup gitti. Güzel kişiler yapanlara saygı duymak, hayattayken kıymetlerini bilmek, kendisine vefa göstermek bence önemliydi. Bu eseri kalem alırken Sayın Türkoğlu'yla şehrimiz ve ülkemiz için değerlendirmelerde bulunduk. Çorum'un 2. Dünya Savaşı ve 1950'lerden bugüne sosyal ve siyasi hayatını bu eserden taşıyabilmek istedik. Yazılanlar gelecek kuşaklara araştırmacılara ışıklı görebilir. 1991 ve 95 yılları arasındaki vekilinde Çorum'a kattığı eserler yanında toplu kuşaklayan kişiliği, siyasete farklı bakışı, sıradanlığı aşan yaşamı, birileri yazmalıydı, bunu yazmakta var mesele oldu. Bugün aslında kitabın baş kahramanıyla buluşmaya geliyoruz. Buna kitap içerisinde bazı bir şeyler zaten denk geleceksinizdir. Siyasete niçin girdiğini sorduğunda şikayet olup neden olmaktan bıktım. Şikayetlerine gidermezsem ömür boyu bu dertleri çekeceğim. Bunları çekmektense o zaman bu derde çare arayayım. Ben de dedim çare olmak için bu işin içerisine girdim demiştim. Kulağımın biri sende. Dinliyorum. Yani. Kitapla bilinenler dışında efsanenin bilinmeyen tanımayan yönleri ve konularıyla geçmişe ve bugüne tanıklık edeceğiz. Böylesine tatlı gören birinin unutulmaması düşünülerek bundan herkesin istifade etsin diye tarihe bir not düşürdü. Bu kitap bir çorumlunun bir çorumluya vefa duygusuyla hiçbir beklenti olmadan hazırlandı. Gelenekleri yıkan, hayallerinin peşinden koşan, meraklı, başarılı, demokrat, uyumlan, siyasete kafa tutan adamın yaşam öyküsü. Ayrımları derinlere gizlenmiş, haseti bol şehrin kalıplara uymayan ızıldığının meclisteki ilk günleri, hayalken gerçeğe dönüşen okluk barışı, yıllardır kamuoyunun gündeminden düşmeyen, havalalı ve tren yolunun arka perdesi gibi döneme damgasını vurmuş olaylar bu kitabın konuları arasındadır. Kitap kimsenin kimseyle hesaplaşması üzere değildir. Johnson Kemal'den çıplak ayaklılara, çıplak ayaklı belediye işçilerinden efsane siyasetçi Adnan Türkoğlu'na. Sabahtan akşama ölüp akşamdan sabaha dirilirken 6 kere gelip 7 kere giden siyasiler arasında 4 yıla 40 yıl sığınan adamın hikayesi. Kitap yalnız bir ismi ve onun yaşamını değil, yakın siyasi geçmişi, bugüne yansımaları, onun mücadeleleri çok işlemliğiyle anlatır. Kirlenmiş, çamurlusu bir ikintilerle beyaz, ışıl ışıl parlayan güzel bir çakıl taşı atıyoruz şimdi. O sular kirli ve çamurlu da olsa bir gün çekilecek,
ve o güzel çatal taşları bir gün gün ışığına çıkacaktır. Hepinize keyifli okumalar dilerim. Kurban Bey'e bu muhteşem eser için hepiniz adına ben teşekkür ediyorum. Benim için de teşekkür ederim özellikle. Evet, Adnan Türkoğlu da çok teşekkür ediyor. Gerçekten Burhan Buruk'un bu eseri bir defa örnektir. Hepimizin duygularına tercüman olmuş. Çoğunun vefasını gösteren harika bir eser oldu. Tekrar teşekkür ediyorum. Bu arada değerli arkadaşlarım, gerek Adnan Bey'e gerekse Burhan Bey'e yani sormak istediği soru soran varsa onu da alalım. Gelenekten.